Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Eylül ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Eylül ayında meydana gelecek tutulmalarla beraber artık 2015 yılının son ayları da şekillenecek. E, bu ay Başak Burcu'nda bir güneş tutulması meydana gelecek. Koç Burcu'nda da bir ay tutulması meydana gelecek. Gezegen döngülerimiz var, değişimlerimiz var. 6 Eylül'de Aslan Burcu'ndaki Venüs... Artık Aslan Burcu'nda ileri harekete dönecek ee, ve ay boyunca ilerleyecek. Özellikle maddi konularda size destek olacaktır burada. Mars ayın 25'ine kadar Aslan Burcu'nda özellikle biraz enerjinizi parasal konulara yönlendirmiş olabilirsiniz. Ee, geçtiğimiz dönemde özellikle Venüs'ün retrosuyla da beraber Mars'ın pozisyonu daha fazla harcama getirmiş olabilir bu alanda. Ee, ...beklediğiniz paralar da biraz gecikmiş olabilir, gelmemiş olabilir. Şimdi Venüs'ün düzelmesiyle beraber en azından e, para gelişi daha rahat olacak... ...ama Mars ay sonuna kadar harcamaları art, e, yine devam ettirecek gibi görünüyor. 25'inden sonra biraz daha harcamalar konusunda rahatlayabilirsiniz. 18 Eylül'de gezegeniniz Satürn yay burcuna geçecek... ...ve 2017 Aralık ayına kadar yay burcunda olacak... Ee, yay burcundaki bir Satürn 12. evinizde olacağı için biraz daha bu önümüzdeki iki yıl e, yaşamı e, sorgulayabileceğiniz, ruhsal ve manevi konulara yoğunlaşabileceğiniz, farkındalığınızın, farkındalığınızın yükselebileceği bir süreç. Ee, şu ana kadar yaşamanızı yaşadıklarınızı gözden geçirebilirsiniz önemli kararlar verebilirsiniz dinlenmek için biraz geri planda kalmak için iyi bir süreç aslında enerji toplamak için iyi bir süreç ee, sevgili oğlaklar ayın e, 17'sinde terazi burcundaki merkür retro harekete başlıyor 17'sine kadar burada kariyer evinde sizi oldukça destekleyecek İşle ilgili özellikle bazı görüşmeler olabilir, toplantılar, eğitimler, seyahatler olabilir. 17'sinden sonra ise daha çok eski konularla, yarım kalmış kavramlarla ilgilenebilirsiniz. Tabii ki Merkür retroları zaman zaman günlük hayatımızı zorlayacak. İletişim sorunları da, gecikmeler, de ortaya çıkarabilir. Özellikle ilişkilerde, işbirliklerinde, sözleşmelerde, anlaşmalarda, hizmet aldığınız kişiler, iş ortağınız, birlikte çalıştığınız insanlar, eşinizle olan ilişkilerde biraz daha dikkatli olmanız gerekecek. Evet 25'ine kadar Mars Aslan'da dedik daha sonra Başak Burcu'na geçiyor ve iki tane önemli tutulmamız var. 13 Eylül'de Başak Burcu'nda güneş tutulması var yeni ayla beraber. Etkileri 6 aylık bir dönem aslında etkili olacak bu tutulmanın. 9. ev tutulması özellikle yüksek öğrenim, eğitim, e, uluslararası yapılacak işler, yabancı kültürler, hukuksal konularda önemli etkiler çıkarabilecek, değişimler yaratabilecek bir tutulma genç bir oğlaksanız yüksek öğrenim konularında destekleyecek sizi. Çünkü Jüpiter de Başak Burcu'nda. Daha olgun bir oğlaksanız yabancı işbirlikleri, uluslararası bazı ticari konular burada hareketlenebilir. Hukuksal bazı işleriniz sonuçlanabilir. Ayın 28'inde 4 derece koç burcunda dolunayla beraber ay tutulması meydana gelecek. 4. evinizde meydana gelecek olan bir tutulma özellikle yaşadığınız yer, eviniz, yuvanız, Aileniz ve ebeveynlerinizle ilgili konulara dikkat çekiyor geçmişten gelen bazı konular burada tamamlanabilir Ev almak satmak mülklerle ilgili konular aileye ait bazı emlaklar toprak gibi işler miras olabilir ee, anne baba ebeveynlerle ilgili konular olabilir yer değişiklikleri olabilir İşte bu tutulma enerjileri bunları hayatınıza getirecek ee, Aslında 2013'ün nisan ayından bu yana e, hissedilen bazı gelişmeler bunlar. Ee, bir tetrat döngü olduğu için, tutulma döngüsü olduğu için e, onun son tutulmasını yaşayacağız bu e, Eylül sonunda. E, artık başlamış bazı şeyler, süre gelen bazı şeyler bu tutulma enerjisiyle beraber tamamen sonuçlanabilir, e, tamamen değişebilir e, sevgili oğlaklar. Evet ayın genel etkileri böyle. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.